Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Arabanın içindeyim, böyle ellerimi çok açamıyorum, sizi kucaklamak istiyorum ama. Şimdi bugün 5 Ocak 2020 Adana'mızın kurtuluşunun 98. yıl dönümü. Tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Şimdi geçenlerde bir ciğer kavurma videosu yapmıştık Tantuni evde. Ve orada şöyle bir şey demiştim, dedim ki arabada sohbet niteliğinde videolar gelsin mi dedim. Ve birçok kişi evet bu videolar gelsin, biz seni izlemeyi seviyoruz, sen ne yaparsan yap izleriz gibi yorumlar yaptılar. Bir kesim de dedi ki abi gerek yok bu tarz sohbetlere, sen yemek yap, hatta yemek yapma yemek ye dediler. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir şey düşündüm, dedim ki şimdi isteyen adamın isteğini karşılamak lazım. Çünkü adam istiyor yani, gelsin diyor. Şimdi gelmesin diyen adamın için sıkıntı yok, çarpıya basar kapatır. Ama gelsin diyen adama bu videoyu yapmak zorundaydık. Zaten beni biliyorsunuz, konuşmayı seviyorum. Hep prensip olarak şöyle bir prensibim var. Az konuşan adamla az yiyen adamı hayatta sevmem. Yani zaten çevremdeki insanlar da benim gibidir. Yani böyle bir kere az yemeyecek. Yani en önemli kriterim, benimle arkadaşlık edecek bir adamın az yememesi lazım abi. Hadi konuşma kısmını belki bir nebze benim tarafımdan tamamlanabilir ama kesinlikle az yememesi lazım. Şimdi bugün hava mis gibi. Tepeye kameramızı koyduk. Görüyorsunuz şu an Turgut Özal'dayız. Gurbette Adana hasreti çeken gurbetçilerimize bir nebze de olsa Adana'mızın o güzel sokaklarını göstermiş oluruz. Böyle Turgut Özal'dan yardırıyoruz. Oradan Menderes'e gireceğiz. Benle ilgili çok merak ettiğin sorular var. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında zaten söyleyeceğim. Ama aslında benim söylemek istediğim şey şu. Milli yiyici kimdir? Biraz kısaca ondan bahsetmek istiyorum. 100 bin olduğumuzda böyle bir 4-5 dakikalık video çekmiştim ama tam detaylı olmadı. Zaten bu sohbet videolarında beni daha çok tanıyacaksınız. Biz hep yemek üzerinden gidiyoruz ama biraz da böyle seni tanımak istiyoruz diyen bir kitle var. Şimdi ben 31 Ocak 1988 İzmir doğumluyum. Yani İzmir doğumlu ve Adanalı birini düşün. Aha işte böyle oluyor. Yemek manyağı oluyor zaten. Rahmetli babam polis olduğu için biz İzmir'e gitmişiz. Ben orada doğmuşum ama hasmaz Adanalıyım yani. Sadece doğum yerim İzmir. Yemek yapmayı, yemeği acayip seviyorum, hastasıyım yani. Şimdi bazıları gibi şey değilim işte, fenomen olayım, aman mekanlara gideyim, işte yiyeyim, içeyim, şudur budur şey yok. Yani benim yemek yeme olayım, yemek aşkım, yemek yeme değil, yemek aşkım benim. Çocukluktan gelen bir şey. Ben çocuklukta insanlar, annem olsun, teyzelerimiz olsun, işte halalarımız olsun ya da işte babalarımız, amcalarımız olsun yemek yaptıkları zaman ben gider başlarına dikilirdim. Nasıl yemek yapıyor diye onu izlerdim. Benimki böyle bir manyaklık. Zaten şeyde görüyorsunuz YouTube'da, hani bir kokoreç yapıyoruz 5 saat 6 saat. Aslında ben o kokoreçi 1 saatte de yaparım. 2 saatte de yaparım. Ama niye? Ben yemek yapmayı seviyorum. Yani beni bırakın 24 saat yemek yaparım ya. Hiç böyle sekmez yani. Şimdi ilk yemeğimden bahsedeyim konuyu uzatmadan. Çok da sıkmak istemiyorum sizi. Sonra işte diğer soruları zaten izleyeceksiniz. Şimdi ilk yemeğim şöyle oldu. Annem çalışıyordu o zaman, lise 1'e gidiyorum, hiç unutmuyorum. Beni aradı. Oğlum dedi, ben kuru fasulye ıslattım. Ablana söyle kuru fasulyeyi yapsın dedi. Gittim ablamın yanına. Ablama televizyon izliyor. Abla dedim ya, annem dedi ki kuru fasulye yapacak mısın? Dedi ki ben yapmam. Al işte buyur buradan yak. Ben yapmam dedi. Ablam da böyle yemek yapmayı falan hayatta sevmez. Kulakları çınlasın. Şimdi annemi aradım. Anne dedim, ablam ben yapmam diyor dedim. Sen bana söylesene şu nasıl yapılıyor. Anlattı işte, salçayı, soğanı kavuracaksın. Üzerine fasulyeyi koy, suyunu koy, tamamdır. Şimdi zaten soğan, salça ve yağın üzerine hangi sebzeyi atarsan at, bu yemek olur. Yani ben yemek yapmayı bilmiyorum diye adam ben anlamıyorum. Hiçbir şey bilmiyorsan yağ koy, salça koy, soğan koy. Üzerine markette hangi sebzeyi görüyorsan gör, al, koy. Biraz da su koy üzerine, bu yemek. Bu yemek yani, başka bir açıklaması yok. Yemek yapmayı bilmiyorum diye bir şey yok. Yaparsın ya. Herkes yapar yani, çok kolay. Dünyanın en kolay şeyi yemek yapmak bana göre. Neyse gittim, ben bir kuru fasulye yapmışım. Annem akşam geldi. Bir yedi, bir de komşuları çağırdı. Bir de komşular da yedi. Yani var ya, komşuların dediği laf şu. Yani ben 20 yıllık ev hanımıyım, böyle kuru fasulye yapmadım diyor ya. Yani ilk elin şansına mıdır artık nedir? Böyle lezzetli bir kuru fasulye yapmıştım. İlk yemeğim de oldu. Şimdi Özal'dayız, yardırıyoruz. Hava mis gibi. Çok uzatmayacağım. Çünkü bırakın beni yani, bir saat konuşurum herhalde aralıksız. Yani bu videonun altındaki yorumlara bakacağım. Eğer derseniz ki yarım saat, bir saat konuş, dinleyeceğiz. Vallahi konuşacağım.
Buradan çıkacağım. Bak ne yapacağım bilmiyorum. Çıkacağım. Otobanda başlayacağım. Mersin'e kadar aralıksız konuşacağım ya. Hiç susmayacağım. Bak hiç bunun garantisini veriyorum. Bu videoya yapacağınız yorumlar çok önemli. Eğer böyle bu tarz videolar gelsin istiyorsanız mutlaka belirtin. Özal'dayız. Gidiyoruz. Gurbet hasreti çeken gurbetçilerimize. Bakın Adana'mız cennet. Gurbet hasreti zor ama bir de Adanalıysan gurbet hasreti çarpı 10 ya. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Menderes'e ineceğiz. Ağzım kurudu. Bir yudum çay çekeyim. Ondan sonra videomuza devam ediyoruz. Şimdi Menderes'in girişine doğru geliyoruz. Tabii bugün 5 Ocak koşusu olduğu için üniversitenin girişini kapatmışlar. Şu sağ taraf görüyorsunuz. Oraya kapatmışlar. Polisler de bekliyor. Hatta koşucular da şu an koşmaya devam ediyor. Biz Menderes'e gireceğiz. Bugün hava güzel olduğu için büyük ihtimal şey olacak. Yani buralar bugün yangın yeri olur ya, böyle alevler, malevler, dumanlar. Yani buraya birkaç saat sonra geldiğinizde, geç saat şu an 10.30. Bakalım yine bir kesim vardır burada. Çünkü geçenlerde ben geldiğimde bayağı kalabalıktı. Mangal yakacaktım. Pazar günü acayip kalabalık oluyor. Şimdi gerçekten hava tablo gibi. Burası Miami değil. Hani şu ortadaki ağaçlardan böyle burayı Miami gibi zannedebilirsiniz ama yani burası Adana işte. Bakın bizim Menderes'imiz, gölümüz böyle. Aslında Adana'nın çok güzel yerleri var ama maalesef gösterilmiyor. Hani bir nebze de olsa bunu gösterebiliyorsak ne mutlu bize. Bu arada Amerikan adasında bu şekilde. Hani böyle bir bakın, hatta bir sıkmacı bulursam kapalı ya, tüh. Şuradan bakalım, bir sıkma bulursak Adana'mızın güzel şöyle sıkmasından alalım. Sıkmamızı yiye yiye, sohbet ede ede devam edelim. Şöyle bakıyorum. Tabi buralar daha, Allah Allah, saat 10.30 aslında. Niye başlamamışlar ki? Şu sağ tarafı bir gösterebilir miyiz? Bakın gördünüz mü? Sağ taraf. O gölün içine ustanın yeri diye yapmış güzel. Mis gibi insanlar orada oturuyor. Çayını kahvesini içiyor. Sohbetini muhabbetini ediyor. Ben de bu arada tabii bir tane gözlemeci bulmaya çalışıyorum. Israrla yiyeceğim yani. Gözleme diyorum ya, pardon. Sıkmacı bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir dolanalım. İllaki birisi gelir ya. Yani öyle tahmin ediyorum. Velhasıl kelam, hala bulamadım. Geliyor. Tamam, artık saat 1'e doğru geliyorlar. 1'de mi geliyorlar? Kış olunca öyle mi oluyor? Hı hı, yaz olsa şimdiye donmuştu. Tabii. O patatesli olan. Karıştıracağım. Hah, patates peynir karışık mı? Hı. Tamam. Karışık olan. İkisi öyle olacak, bir tanesi sadece peynirli. Sadece maydanoz mu, soğan var mı yoksa o peynirin içinde? Soğan yok. Koymuyor mu, yemiyorlar mı? Hı hı. Asıl soğanlı güzel olur. Biliyorum. Değil mi? Bizim soğanlı. Köylerde öyle yapılır ama şimdi hı hı. Millet yemiyor soğanı. Soğan isteyene çiğden yapıyorum artık. Bazıları da istiyor. Hı hı. Bizim gibi köylü olanlar. Nerelisin sen? Kozan. Kozan. Siz? Karahisalı. Olsun, aynı toprak. Aynı toprak ya. Memleketin her toprağı güzel. Evet. Bir sene gittim ben Kozan'a, bir sene çalıştım orada. Güzel Kozan ya. Güzel. Şimdi gör. Çok gelişmiş. Ben 87'den beri bu işi yapıyorum. Burada, burada mısın hep? Hı-hı, hep burada. O zaman gelenler hemen seni bulsunlar burada. Hemen. Ne diyecekler buraya gelirken? Menderes Bulvarı Saklıbahçe Bitişi diyecek. Saklıbahçe Bitişi. Gelirseniz neydi ablacığım isim? Songül adım. Songül ablayı bulun hemen. Tamam. Mis gibi yapmış sıkmaları ya. Bayağı bir dergide falan çıktım ya. Öyle mi? İstanbul'dan falan gelen oldu. Oo. Ellerinde dergi.
Bizi de YouTube'dan izleyeceksin. YouTube'a milli yiyici yazacaksın, izleyeceksin kendine. Ben anlamam oğlum. Allah sen de tamam, gel peki. Oğluma söyle. He, oğluna söyle sen. Milli yazacak. Milli yiyici. Milli yiyici. He, milli yiyici. Bunun çay mı var burada da? Çay. Oo, mis gibi. Ne kadar sıkmanın tanesi? 5 lira. O zaman alıyoruz onları, biz yemeğe geçiyoruz. İşte sıkmamızı aldık teyzemizden. Güzelce. Şimdi böyle köprüye doğru gideceğiz. Şu an tahta masanın oraya doğru gidiyoruz ama ben şöyle bir patatesinden başlamak istiyorum. Patates peynir karışık yaptırdım. Sade patatesi çok tercih etmiyorum ben. O yüzden peynir harcı da güzel oluyor. Maydanozlu bir harç yapmış içine, pul biberli. Efsane. Çutur çutur duşu. Tekrardan koydu ya ocağa. Sacın üzerine. Bundan sabah kahvaltıda 5, 6, 7, 8, 10. Ben bir gün hiç unutmuyorum, köydeyken 8 tane yedim bundan. Ama bizimki bunun en az 2 katı olur. 8 tane yedim ve kalkamadım, biliyor musunuz? Böyle sofraya yattım. Kaldırdılar sofrayı. Ben yattım. Şimdi böyle. Sağ tarafın güzeline bakar mısınız bir ya? Vallahi hava mis gibi şansımıza. Şimdi şu köprüye gidelim bir. Köprüde de sıkça sormuş olduğunuz sorulardan birkaç tanesini yanıtlayacağım. Sakın bir yere ayrılmayın. Yani çok sorduğun sorular, özellikle yorumlarda çok sorduğun sorular, onları cevaplayacağım. Sıkmalarımızı yedik mis gibi. Böyle karnımız hafiften de olsa bir doyar gibi demeyin de, yani böyle hafif midemizin suyunu aldı. Şimdi Çatalan Köprüsü'ne geldik. Burada tabii bulutlar yok. Sol taraftaki dağların üzerine karlar yağmış. Mis. Şimdi gelelim en çok sormuş olduğunuz soruların cevaplarına. Birincisi ve en çok gelen soru. Şöyle yazıyorsunuz, diyorsunuz ki hiç mi beğenmediğim bir yer yok? Bakın, buna şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Adana'da 4000'in üzerinde kebapçı var. Hadi 4000'i geçtim ya, 1000 tane kebapçı olsun Adana'da. YouTube'a milli yiyici kebap Adana yazın. Benim kaç tane videom var? Bir bakın. Madem her yeri beğeniyorum ya, Adana'daki bütün kebapçılarda çekim yapmam lazım. Doğru mu? Doğru. Ha, bu onları beğenmedim anlamına mı geliyor? Hayır. Ben sadece kendi gittiğim, beğendiğim, sürekli yediğim yerleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Demek ki her yeri beğenmiyormuşum. Öyle düşünün. Ya da her yer benim damak tadıma uymuyormuş yani. Beğenmediğim yere gitmiyorum. Gitmem. Oraya gidip de zaman kaybetmem ve benden mekan kötülememi beklemeyin. Yani ben bir kimsenin ekmeğiyle oynayamam. Oynamam yani. Benim prensibim bu. Yani gidip de ben o adama çeksem ve kötü desem, biliyorum ki gitmeyeceksiniz oraya. Adamın ekmeğiyle niye oynayayım? Şimdi diğer bir soruda, gittiğin yerlere para veriyor musun diye sorular soruyorsunuz. Evet kardeşim, gittiğim yerlere para veriyorum. Almak istemiyorlar. Zaten gitmiş olduğum yerler, ben lüks restoranlara gitmiyorum ki, 5 yıldızlı restoranlara gitmiyorum ki, yani Michelin yıldızı, ne bileyim, Nusret'e, oraya buraya gitmiyorum ki ben. Benim gitmiş olduğum yerler zaten ağırlıklı olarak sokak lezzetleri ve küçük salaş yerler. Şimdi yemiş olduğum yemek zaten taş çatlasın, 50 lira olsun ya. 50 lira olsun, benim Allah'a şükür bir işim gücüm var. 50 lirayı veremeyecek kadar aciz değilim. Almak istemiyorlar, ben size söyleyeyim açık açık, almak istemiyorlar. Ne yapıyorum? Almak istemeyenlere özellikle fazla veriyorum, diyorum ki gariban biri gelirse, açım derse, ona yemek ısmarla benden diyorum. Ha, bunu videoda yapıp da sizin gözünüze sokmamın hiçbir mantığı yok. Veriyorum arkadaşlar, gittiğim her yere parasını veriyorum. Benim için sıkıntı değil. Allah'a şükür bir işim gücüm var benim. Bunu ödeyecek güçteyim zaten. Başka bir soru da, başka ne soruyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ya bu soruyla ilgili hani çok soru geliyor. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Özellikle Instagram'dan da çok fazla soru geliyor. Ben şu an bir kurumsal şirkette çalışıyorum deyip konuyu kapatıyorum yani. Hafta içi çalışıyorum. Pazartesiden Cuma'ya. Cumartesi, pazar da sizler için yiyorum. Hedefim tüm Türkiye'yi gezmek. Türkiye'de ayak basmadık yer bırakmamak gibi bir hedefim var. Şu ana kadar 20 şehir gezdim. 2020'deki hedefim 20 şehir daha. Çünkü sadece hafta sonları
gezebiliyorum. Hafta içi gezemiyorum. O yüzden her ay iki şehir olarak planladım kendime. Zaten her ay iki şehire gidersem 20 şehri tamamlamış oluyorum. Tüm memleketi gezeceğim. Hani oraya gel diyorsunuz, buraya gel diyorsunuz. İnanın vakitsizlikten gelemiyorum ama zamanla hepsine gideceğim. Mesela geçen Diyarbakır'daydık. Şimdi sırada Mardin var. Ondan sonra işte Siirt var, Şırnak var, Hakkari var. Yani ayak basmadık yer bırakmayacağız memlekette. Şimdi şuradan bir dönelim. Buradan döndükten sonra da beni ya best of yorumları söyleyeceğim size. 2-3 tane yorum var. Yani gerçekten okurken yıkıldım yani, öyle bir yorum. Onlardan bahsedeceğim size. Sevgili dostlar, yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Aslında bıraksanız ben yaklaşık böyle 1 saat, 1,5 saat, 2 saat aralığında konuşurum ama şimdi bu istemiş olduğunuz ilk video olduğu için böyle çok da uzatmak istemiyorum açıkçası. Yine hani bu tarz videolar çok gelsin istiyorsanız mutlaka aşağıya açıklama kısmına yorum olarak bırakın. Beni koparan 3 tane yorum söyleyeceğim size. Yani hiç unutamadığım 3 yorum. Harbiden okuyunca yani böyle sandalyeden falan düşecektim, öyle oldum. Birincisi şu, işte biz Avda Dayı'ya gittik ya. Avda Dayı'da çeyrek ekmek tantını yedik 1,5 TL. Ya adam altına şöyle yazmış ya. Abi 1,5 lirayı yesem daha sağlıklı yazmış ya. Hayır kardeşim, daha 1,5 lira sağlıklı değil. Yani 200 lirayı falan yesen sağlıklı olabilir ama 1,5 TL yemek sağlıklı değil. Bir kere demir o. Bir de çıkış kısmı var, o sıkıntı ya, büyük sıkıntı. Yani hani bir önceki ciğer tantını videosunda anlattık zaten. Neden 1,5 lira, neden 2 lira ya da tüm ekmeğin neden 5 lira olduğunu. Zaten akciğer ucuz. Yani biz bir tencereyi 6 liraya yaptık, öyle düşünün. Hani bu şey yaptı, beni kopartan yorumlardan birincisiydi. İkincisi de şuydu. Şimdi ben evde tarif veriyorum ya. Adam altına şey yazmış. Ya abi işte bu tarifi izledim. Gaza geldim. Mutfağa bir gittim. Evde malzemelerden sadece tencere var. Yani bu beni koparan yorumlardan ikincisiydi. Yani bunu da okuduğumda acayip gülmüştüm böyle. Yani abi nereden geliyor böyle yorumlar aklınıza ya? Allah rızası için nereden geliyor? Ben 40 yıl düşünsem böyle bir yorum benim aklıma kesinlikle gelmez ya. Ya nasıl bir ruh haliyle izliyorsunuz anlamıyorum ki beni. Yani şimdi yolda giderken bazen sizlerden çok karşılaşıyorum mesela. Adam beni görür görmez direkt verdi tepki şu. Abi iyi yiyorsun ha, bak direkt böyle iyi yiyorsun ha. Bir de ben seni yiyorum, kilo aldım, seni hep geceleri izliyorum. Adama diyorum ki ya beni niye geceleri izliyorsun? Ya neden geceleri izliyorsun? Yani hani gündüz izlesen daha iyi değil mi? Yok abi gecedir. Ben yatağa yattığım zaman seni izliyorum diyor. Allah'tan yemek yapıyoruz yani. Hani yemek falan yiyoruz yani. O yüzden beni koparan bir diğer yorum buydu. Üçüncüsü de şeydi, geçenlerde okudum hatta, bir yere çekime gittim, nereydi? Sanayideki o Celal ve oğullarıydı. Tavuk kavurmacıyla şey var ya, ciğer tantuncu. Oydu, o da şöyle bir yorum yazmış, orada ışık ters açıya geliyor, ister istemez bazı yerlerde karanlık oluyordu. Adam ona da abi, içeriği düdüklü tencereyle mi çektin yazmış ya, yani böyle bir yorum yazmış. Bu da hani best of yorumlarda ilk 3'e koyarım bunu. Şimdi bu videonun devamı gelsin istiyorsanız dediğim gibi aşağıya mutlaka açıklama kısmına bırakın. Şimdi yukarıda hava mis gibi. Bir bakın yukarıdaki havaya. Şimdi Kurttepe'ye geldik. Kurttepe'den aşağı doğru ineceğiz ve videomuzu bitireceğiz artık. Şeyi söyleyeceğim. Beğendiyseniz tabii ki mutlaka beğen tuşuna basın. Yani bu tarz videolarda gelsin istiyorsanız mutlaka aşağıya açıklama kısmına yorumlarınızı belirtin. Hani ilk elin günah olmaz, bir kusurum olduysa affola. Hani ben açıkçası böyle pazar sohbetleri niteliğinde bu tarz videolar çekmeyi düşünüyorum ama sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Hani ilk elin günah olmaz, bir kusurum olduysa affola. Ben açıkçası böyle pazar sohbetleri niteliğinde bu tarz videolar çekmeyi düşünüyorum ama sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, afiyetle kalın, hoşça kalın.